Gençleri gerçekten anlıyor muyuz? Gençlerin gelecekle ilgili endişe ve umutları nelerdir? Gençlik dönemi insan ömründe nasıl bir öneme sahip? Gençlik enerjisi doğru şekilde nasıl yönlendirilmeli? Gençlik döneminde aile ile ilişkiler nasıl olmalı? Gençler ne tür tehlikeler altında? Gençlerimize güvenmek niçin cesaret istiyor? Günümüz gençleri en çok ne okuyor ve nelerle meşgul oluyor? Psikolojik danışman İris Bile'nin hazırlayıp sunduğu Bilinçli Toplum'da bu hafta araştıran, sorgulayan ve yazarlık eğitimi alan gençleri sizlerle buluşturuyoruz. Bilinçli Toplum başlıyor. İçimi titreten bir sestir her gün. Saat her çalışında tekrar eder. Ne yaptın tarlanı? Nerede hasadın? Elin boş mu gireceksin geceye? Bir düşünsen, yarıyı buldu ömrün. Gençlik böyledir işte, gelir gider. Kırılır sonra kolun kanadın. Koşarsın pencereden pencereye. Ah o kadrini bilmediğim günler, koklamadan attığım gül demeti, suyunu sebil ettiğim o çeşme, eserken gelken açmadığım rüzgar. Gel gör ki sular batıya meyleder, ağaçta bülbülün sesi değişti, gölgeler yerleşiyor pencereme, çağınız başlıyor ey hatıralar. Bir düşünsen, yarıyı buldu ömrün, gençlik böyledir işte. Gelir, gider ve kırılır sonra kolun kanadın, koşarsın pencereden pencereye. Gör ki sular batıya meyleder, ağaçta bülbülün sesi değişti, gölgeler yerleşiyor pencereme, çağınız başlıyor. Ey hatıralar diyor Cahit Sıtkı Tarancı. Evet kıymetli izleyenler, gençlik böyledir işte. Gelir gider, sonra kırılır kolumuz kanadımız, koşarız pencereden pencereye. İşte Cahit Sıtkı'nın bu dizeleriyle bize hatırlattığı gençlik. Biliyorsunuz daha önceki programlarımızda sıkça tekrar ettik. Gençleri, gençliğin neyle meşgul olduğunu, günümüz gençliğinin savruk ve düzensiz bir şekilde nerelere kanalize edildiğini ifade ettik, etmeye çalıştık. Ve gençleri daha önce de konu ve konuk aldığımız gibi bugün de çok kıymetli, değerli gençlerimiz ve hocamız burada. Önce onlara hoş geldiniz diyelim. Fatih Lisesi'nden Derya Çetin, hoş geldin. Hoş bulduk. Derya, tabii ki bir geliş amacın var. Gençlere bir şeyler anlatacaksın. Burada hem yazar kimliğinizle buradasınız. Bir yazarlık eğitiminden bahsedeceğiz. Evet. Gençlerin, boş gençlerden veya işte savruk gençlerin aksine bugün dolu dolu gençleri konuşacağız. Bunlara önem veriyoruz çünkü. Okuyan, araştıran, sorgulayan gençleri bugün konu aldık. Konumuz da hakikaten bu olacak. Tekrar Burak'a dönüyorum. Burak Akkaya. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olasın. Sen aynı zamanda hem de 12. sınıf öğrencisin. Doğru mu? Evet, son sınıf öğrencisin. Son sınıf öğrencilerimiz için özellikle söyleyeceğimiz sınav taktikleri de var. Bunlar da konuşuruz. Evet. Hocamıza da dönelim. Ahmet Yalçın hocamız, edebiyat öğretmeni. Hocam, hoş bulduk. Geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz bu fırsatı verdiğiniz için. Ahmet hocam, özellikle Fatih Lisesi'nden bu gençlerimiz bir
dava üzerinde buradalar. Bir eğitim, yazarlık eğitimi. Yani okul eğitiminin dışında bir şey konuşacağız bugün. Gençlere bir eğitimci, bir öğretmen olarak siz bu anlamda bir projeye sahiplik yapıyorsunuz. En azından çocukları organize ediyorsunuz, yönlendiriyorsunuz. Yazarlık, okuma, yazma, kendini geliştirme alanlarında çocuklara fırsat sunuyorsunuz, geliştirmelerine imkan veriyorsunuz. Önemli bir çalışma. Yazarlık okulu neye hedefliyor hocam? Önce evet, burayla başlayalım. Teşekkür ediyorum tekrar. Şimdi bir düsturdan bahsedelim, öyle başlayalım isterseniz. Evet. Bir nesli ihya etmek isteyen de, imha etmek isteyen de gençliğe yönelir. Biz bu düsturla gençliğimizi ve dolayısıyla toplumumuzu ihya etmek istiyoruz. Tabii eğitimci kimliğimizle öğrencilerimize biliyorsunuz eğitimcilerimizin ortak yönleri eğitimci her zaman vermek üzere kurgulanmış bir kimliktir. Sürekli bir şeyler vermek istiyoruz. Vakit olsa 24 saat bu fonksiyonumuzu yerine getireceğiz. Bu da bir dava dediniz. Evet. Bizim gençlerimiz Fatih Anadolu Lisesi öğrencileri olarak işe özelden baktığımız zaman bir kere Fatih'in ismine layık bir gençlik olmak zorunda. Yani atalarımızın bize bırakmış olduğu o mukaddes emanetlere, o fikriyata, o medeniyet birikimine sahip çıkmamız gerekiyor. Ya bu bilinçle gençlerimizin elinden tutup onlara bir ufuk açabilmek için neler yapabiliriz diye bir arayış neticesinde yazarlık okulu eğitimini başlattık. 2009 yılında başladık bu işe. Ortalama 15 öğrenciyle başladığımız her yıl tekrar ettiğimiz bu faaliyetlerin içerisinde öğrencilerimizin kendilerini ifade edebilme ve kendi kişisel gelişimlerine katkıda bulunabilme fırsatı verdiğimizi düşünüyorum. Ve yapılan çalışmalar neticesinde 4 yıllık birikimin neticesinde 4 ayrı kitap halinde yapılan çalışmaları ortaya koymuş olduk. Çocukların ve gençlerin yaptığı çalışmalar, şiirler, makaleler ve kendini geliştiren o kompozisyonlar, makaleleri kitaba dönüştü. Ve dördüncü kitabımızı da çıkardık evet, hamdolsun. Evet. Tabii bu bir birikimin neticesi, bunu da söyleyeyim. Çocuklarımızın azim, gayret ve devamlılığı ile elde ettiğimiz bir sonuç bu. Tabii şuna şu gözle bakmak lazım. Şimdi elimizdeki son kitabımız Mai Damlalar, 4 Söz Yaşı. Şimdi bu kitap profesyonel bir hikayecinin veya o bir şairin kitabı değil. Gençlerin çalışması. Evet, birikim. Daha emekleme çağında olan, yani özellikle bu hususta yazma, okuma ve yazma ile ilgili emekleme devresinde olan insanların ortaya çıkarmış oldukları eserler. Bunlar çok kıymetli. Neden çok kıymetli? Çünkü bu bir başlangıç. Bütün davalar, bütün hareketler, bütün toplumu yönlendiren fikirler bir kişinin ayağa kalkmasıyla başlar. İşte bu bir ayağa kalkma olarak düşünmek lazım. Bu 4 kitabımızın içinde yazıları olan öğrencilerimizi takip ediyoruz. Tabii okulumuzdan mezun olan Burak gibi öğrencilerimiz var. Yani ilk kitabımız Mai Damlalar 1 çıktığı zaman 4. sınıf olan öğrencilerimiz vardı. Şimdi onlar üniversiteyi bitirdiler, hayata atıldılar. Takip ediyoruz. Yani şiir yazmaya, hikaye yazmaya devam ediyorlar. Ayrıca internet üzerinden blog yazmaya şeyi başlamış ve çok ciddi şekilde takipçileri olan öğrencilerimiz var. Ve başlangıçları bu amatör çalışma diyelim. Ama bir fırsat verilmiş oluyor. Çocuk kendini orada ifade edilişini de, değerli oluşunu da anlıyor. Kıymetli olmak çok önemli hocam. Evet. Hani bazen deriz ya, çocuğu adam yerine koymak. İşte sen adam yerine koyuyorsun. Yani biz bu çocukları adam etmeyi başaramadık diyoruz ya her zaman. Biz adam yerine koyduğumuzda, yani değer verdiğimizde, o eserine kıymet verip kitapta yayınladığımızda çocuk onu elbette ki geliştirecek, daha güzelini, daha kıymetlisini yazacak değil mi Burak? Buraya hemen dönelim. Hocam gençleri çok konuşturacağız. Tabii. Gençleri gerçekten anlıyor muyuz? İdris Bey, bir şey söyleyeyim. Bunlar Fatih'in kalemşörleri. Ne güzel. Öyle isimlendirdik. Yani kalemşörlerimiz konuşsunlar. Aynen. Sözsüz aynen. De çocuklar. Kıymetli izleyenler, gençler çok önemli bugünkü programımızda. Gençleri konu aldık ve konuşturacağız. Gençleri bizi aslında bugün bilinçli toplum penceresinden bir de bugünün gençlerine bir ayna tutacak. Bize anlatacaklar, biz soracağız. Kendilerinden yola çıkıp hem Malatya'dan hem Türkiye gençliğinden bize izlenimlerini, gözlemlerini paylaşacaklar. İlk sorum şu, mesela gençlerin gelecekle ilgili endişe ve umutları. Bakıyorum, savruk bir gençlik var Burak. Dağınık evet. Bir gençlik var. Aman bana kimse dokunmasın.
Yani okula gidiş gelişi bile değişmiş. Yürüyüşü, tipi, kılık, kıyafeti, davranışı, amaç gaye diyoruz ya. Sıfır ümide sahip bir gençlik. Bu cümlem çok önemli. Sıfır ümit. Gelecekle ilgili tasarısı yok. Devdi yok, gayesi yok. Bir fotoğraf geçti ya biraz önce fark ettiyseniz. 9 yaşında hafız olmuş. 14 yaşında padişah olmuş. Bir Fatih'ten bahsediyoruz. Fatih Lisesi öğrencisi olarak bırak. Bu sorumu gerçekten önemseyerek soruyorum. Dağınık, savruk bir gençlik var. Peki, önce sen kendinden. Gelecekle ilgili endişen, umudun var mı yok mu? Yani şöyle, gelecekle umut, endişe herkeste mutlaka vardır. Ama sistemin veya insanların onların hayallerine, kendilerine bakış tarzlarına göre umutlarının kırılması, hayallerinin parçalanması diye bir şey vardır bence. Ki ben mesela çok hayalim var. Ve bunları gerçekleştirebilmek için, bunları bir şekilde kendimden güç alabilmek için elimden geldiğince çabalıyorum, koşuşturuyorum. Mesela kitap yazıyorum. Yazdığım yazılarla bunları güçlendirebileceğimi düşünüyorum. Çok güzel. Yani sen bu öğrenci profilinde ki bahsettim bugünkü gençler, biz kıymetli gençler, özellikle olumlu mesajlar vereceğiz topluma ki, çünkü değerli izleyenler biliyorsunuz ki biz gördüklerimize aldanıyoruz. Bir haber bülteninde bir cinnet, bir cinayet görünce toplum eyvah bu halde diyoruz. Halbuki o bir iki örnek. Toplum o halde değil. Olumsuz örnekleri vere vere insanların beyinlerini, zihinlerini hep karamsarlaştırma eğiliminde bu toplum, medya özellikle. Onun için olumlu mesajlar verip gençleri de bu anlamda olumlu olanları, çalışanları, yazanları, araştıranları buraya konuk aldık. O zaman bir de Derya kızımıza dönelim. Derya, sen bu anlamda neler yapıyorsun? Ya biz gençlik şu anda sistemin kurbanı gibiyiz. Çünkü biz bir yola girmeye çalışıyoruz. Kendimize hedefler kuruyoruz. Sistem sürekli üzerimize değişiklik yapıyor. Hani biz gençliği hedef alan konuları değiştiriyorlar. Sürekli kafamızı karıştırıyorlar. Yani bize yardımcı olmak yerine daha çok bize sebep oluyorlar. Hani sonuçları düşünmüyorlar. Sürekli bizim üzerimizde oynamalar yapıyorlar. Bir yolda değil de hani birçok yolda ilerlememize neden oluyorlar. Ben sana güzel bir olumlu mesaj vereyim. Hem de tüm izleyicilerime. Gençler hakikaten böyle düşünüyor. Doğru söylüyorsun. Ama hangi sistem gelirse gelsin bir sınav var. Ben bu böyle düşünüyorum. Sonuçta sen hazırsan, çalışmışsan, okumuşsan, varsan bu işin içinde hiç dert etme. Sistem değişmiş, bilmem şöyle olmuş, böyle olmuş. Kafamızı yormayalım. Biz önümüze bakalım. Derdimiz, gayemiz, amacımız var. Bakın okuyorsunuz, yazıyorsunuz, kendinizi geliştiriyorsunuz ya. Böyle düşünün. Olumlu düşünce her zaman size yol gösterecek. Kısa, yani böyle dediğin için ben de bu ifadeyi kullanıyorum. Derya'nın dediğinden şu çıkıyor. Öğrenilmiş çaresizlik var. Biz, evet. Bizim için böyle bir rol biçilmiş toplum tarafından. Biz bu rolü değiştiremeyiz. Bir algısı, İnsanları düşüncesi var. İnsanları psikolojik olarak baskılar. Bunu da yıkmaları ancak kendilerine güvenmeleri. Hani güvenmek dediniz ya az önce. O çok önemlidir. Burada velilere ve toplumun eğitimcilere şunu söyleyelim. Gençlere güvenmek, gençlere güveniyoruz demekle olmaz. Evet. Onlara imkan vermek de olur. Yani yönetime katılmalarının önünü açmamız gerekiyor. Aile içinde çok basit bir örnek. Aile içinde yapılacak olan bir hafta sonu faaliyeti diyelim ki bir piknik olacak. Anne baba baş başa verip hemen bunun kararını verebilirler. Ki neticede veriyoruz da o şekilde. Ama bunu ailedeki fertlere danışarak, yapacağımız işi onlara fikirlerini alarak yaptığımız zaman, işte o zaman onlara güvendiğimizi, değer verdiğimizi ortaya koymuş oluruz. O zaman da sistemdeki bütün değişimler, çok hızlı bir çağdayız. Ben şunu ifade edeyim, toplumumuz Batı mecrahına girdikten sonra, 1860'tan sonra çok hızlı bir değişim yaşadı ve hala da yaşıyoruz. Avrupa'nın 200 yılda yaşadığı süreçleri biz 15-20 yılda geçiyoruz. Bunların getirdiği sancılar, sıkıntılar var. Ve birden özellikle de bilişim çağında her şeyin süratin önde olduğu bir dönemde insan yetişemediği dönemlerde bazı problemler çıkıyor. Ama bütün bunlara rağmen eskilerin güzel bir sözü var. Hani ihtiyarlar yapabilse, gençler anlayabilse. Gençlerimiz anlayabilseler yapabilecek güç ve kudrete sahipler. Ya fevri davranıyoruz biraz. Evet. Peki hocam, hem de burada bu okuyan, araştıran, sorgulayan gençlik bize gençliğin de profilini çizecek ya. Gençler en çok ne okuyor? Ama bu okuma cümlesini bir özele indirelim. Siz şu an en çok ne okuyorsunuz? Hangi tür kitaplar okuyorsunuz? Tarz, işte efendim
okuma kültürünüzde en çok sizi etkileyen seri hangisidir? Tarih midir, roman mıdır efendim? Hangi türde, eğitim alanında mı, kendini geliştiren, kişisel gelişim anlamında mı? En çok ne okuyor gençler? Ama önce siz kendinizden başlayın, Burak'la başlayalım. Burak. Yani şöyle, en çok ne okuyor değil de ben hani her türlü alanda okumaya çalışırım. İlgimi çeken her türlü kitabı veya her türlü yazıyı, denemeyi, makaleyi okumak isterim. Elimden geldiğince de okumaya çalışıyorum. Ama şöyle, hani herkesin kendine ister istemez kendisinin hoşlandığı alanlar oluyor veya ilgisinin, nasıl söyleyeyim, düşüncelerinin daha çok o tarafa kaydığı yazılar veya o tarz kitaplar oluyor. İster istemez insan buna yöneliyor. Ama hani genel olarak ne okunuyor veya ne okunmasını istiyorsunuz derseniz, yani ben en çok tarih, geçmişimiz. Evet. Tarih ve geçmişle ilgili hemen sana tekrar döneceğim ama evet. Derya kızımız da aynı soruya hem cevap versin. Çünkü çok önemli bir mevzu. Gençlerin okuma kültüründe özellikle bir seri cinayet serileri var. Cinayet seri evet. Roman serileri var. Bu cinayet romanlarıyla beraber alışılagelen bir psikolojik problemler psikolojik oluşuyor. Baskı da var gençlerin evet. Üzerinde. Sen ne okuyorsun ve biraz da gençliği yorumlamanı istedim. Ben kitap konusunda sınırlandırmayı sevmiyorum. Mesela öğretmenlerimiz bize okulda baskı yapıyorlar. Şunları okumanız lazım. Ya da hani şu şekilde bize anlatıyorlar. Bir öğrenci liseye geldiği zaman lise 1'de şu seriyi, lise 2'de şu seriyi, lise 3'de şu seriyi okumalı. Yüz temel eser okudun mu? Yani okumadım. Açıkçası sadece hani okunması gereken 100 kitap diye bir liste var. Oradan gerçekten dikkatimi çeken kitapları okudum. Şu anda Huş Huş serisinin kitaplarını bitirmeye çalışıyorum. Ama mesela ben sosyoloji alanında, işte psikoloji alanında kitapları okumayı daha çok seviyorum. Ya da işte kişisel gelişim ya da çocuk gelişimi gibi o tarz kitapları okumayı daha çok seviyorum. Cinayet, o tarz hani mesela Alacakaranlık serisi, bu tür kitapları biraz kurmaca kitapları... Gençler peki bunlar okuyor mu? Siz gençler... Genellikle zaten... şey olur, işte, şu an sözcüsü olur. Şey... Ya cinayet romanları, ya polisiye, ya da dedektif. Hani böyle olay sürükleyen, böyle heyecan verici, adrenalin salgılanmasına yardımcı olacak kitapları okuyorlar. Yani o tarz kitapları pek güzel bulmuyorum. Hani gençlerin beynini köreltiyor. Mesela hayal gücünü geliştirdiğini düşünüyoruz ama yani hayal gücünü baskılıyor. Yani olmayacak yaratıklar falan böyle biraz... Okuyan arkadaşların da farklı bir şey görüyor musun bu anlamda? Okuyan, muhakkak okuyan yani daha asileşiyorlar. Kendilerini daha da böyle hani fark o kitaptaki karakterlere benzetmeye çalışıyorlar. Mesela Suç ve Ceza. Oradaki kişinin kendi suç işlemediği halde üstlenmesi, kendini mesela şu anda da arkadaşı bir suç işliyor, onu üstlenerek kendini yücelttiğini sanıyor. Halbuki yani arkadaşına kötü bir şey yapmış oluyor. Yani bu tarz kitapları beğenmiyorum. İşte bu okuma kültürü ve okunma bir taraftan da izleme, izlediklerimiz de bizi etkiliyor. Okuduklarımız çok etkiliyor. Da çok etkiliyor. Gençlik döneminin iki yapısı. Bir de dinlediklerimiz var ki gençliğin ne dinlediğine gelirsek hiç çıkamayız. Neler dinlediğini siz bana anlatsanız haliyle Türkiye'nin de portresini çizmiş olacaksınız. Evet. Dinlediklerimiz, izlediklerimiz, okuduklarımız bizi haliyle çok bizi etkiliyor. Etkiliyor. Ondan sonra da kalkıyoruz işte bir bakıyoruz ki genç bir haberlere yansıyor. Olumsuz şeyleri çok ifade etmeye gerek yok ama bir bakıyoruz ki hiç beklemediğimiz bir genç anne katili olabiliyor. Haberlere yansıyor. Sıkıntının temelinde ama ne var? Bu gençleri bu hale kim getirdi? Ya ne getirdi? Psikolojik olarak o kişiyi o karaktere benimsetiyor. Arkadaş çevresi, takıldığı ortam. Yani bir çevreye girebilmek için etrafındakileri hani uymak için kendini öyleymiş gibi göstermeye çalışıyor. Hani arkadaşlar arasında oturuyorlar. Bir tanesi diyor ben şöyle yaptım, böyle yaptım. Kendi kendilerini destekleyerek hani bu tür şeyleri ortaya getiriyorlar. Ama yani takıldığı çevre de bunun gençlik için çok önemli. Hani olur olmadık yerlerde gezmeleri o da sebep oluyor böyle şeylere. Ahmetcan, klasik bir sözümüz var. Hani eğer biz bir şeylerle meşgul olmazsak bir şeyler bizimle meşgul olur. Evet. Hani 1981 yılında yapılmış o film var ya hatırlıyor musunuz? Feryada gücüm yok diyor. Evet. Ve orada çok klasik bir söz var. Çok önemli bir söz var. Diyor ki bir 10 yıl sonrasının gençliğini biz tasarlayacağız diyor. Ne okuyacağına, ne izleyeceğine, ne dinleyeceğine biz karar vereceğiz diyor. Elimizde çok büyük bir kadro var diyor. Yazarlar, yönetmenler, tiyatrocular. Sen de onlardan birisi olacaksın diyor. Şimdi hocam birileri tasarlıyor yani. Gençlerin ne okuyacağına, ne izleyeceğine, ne dinleyeceğine. Çünkü onları birileri hazırlıyor ve önümüze koyuyor. Önüne koyan bir şey de bir amaç yoksa insanda, bir hedef yoksa. Yani bir boşluk varsa var olanı alır.
gözüne hoş görüneni alır. İnsan da biraz olumsuza ve bu dediğimiz örneklere meyillidir. Evet. Burayı bağlayarak hocam, şunu sormak istiyorum hocam. Birileri çalışıyorsa biz de çalışalım. Siz bunun öncülüğünü yapıyorsunuz okul, bir eğitimci olarak. Birilerini suçlamak değil. Tabii. Biz ne yapıyoruz? Şimdi eğitimi, yani özür dilerim. Öğretim liselerde veya okullarımızda gerçekleştirilen şey şu anda sadece öğretime dönmüş durumda. Ama biz işin öğretim kısmından ziyade eğitim kısmına da yönelmemiz gerekiyor. Yani bütün tartışmaları aslında bu müvacede yürütmemiz gerekiyor. Bu toplumsal bir problem. Şimdi toplum mühendisliği gerçekten çok ciddi şekilde yıllarda Avrupa'da yapıla gelen bir şey. Ve özellikle gelişmekte olan ülkelere uygulanan bir metot. Ve nasıl bir toplum isteniyorsa ona uygun dinamikler hazırlanıyor, ona göre toplum dizayn ediliyor. Bizim de nasıl bir toplumda yaşamak istiyorsak bunu belirleme hakkımız var. Hani az önce de dedik ya, öğrenilmiş çaresizlik diye bir şey söz konusu. Toplumumuz, ya bu böyle gelmiş, babadan anneden böyle gördük, bu böyle de gider. Bizim bu düşüncelerimizi de yıkmamız gerekiyor. Ama bunları yıkabilmek için bizim yaşımızdaki insanlar değil. Bakın onu söyleyelim. Evet. Yani biz 10 yıl önceki fikirlerimizden çok farklı noktalara geldik bugün. 10 yıl önce mesafeli olduğumuz hususlarda belki bugün o konularda daha esnek ve daha pratik düşüncelere sahibiz. Ama toplumu değiştirmek istediğimiz zaman hareket gücü kuvveti yüksek olan bir sınıfı hedef almamız lazım. O da gençlik oluyor. Aynen. Şimdi gençlerimiz, iki gencimiz daha büyük diyor. Tabii. Hatta fırsat versek birçok gencimiz bekliyordu. Bizim bu son kitabımızda 10 yazarımız var. Hepsi de yani hepsini istemişti. Getirmek isterdik ama şartlar müsait olmadığı için sadece 4 gencimizi getirebildik. Aldık. 2 gencimizi tekrar bekliyor. Onlara döneceğiz. Tabii onlara dönmeden önce sizlerin kesinlikle burada yazdığınız şiiriniz ya da makaleniz varsa ben almak ve izleyicilerimizle de onu buluşturmak istiyorum. Özellikle sen tarihi seviyorsun ya Burak. Evet. Hani tarih bir insanın, benim nasıl bilincim, bilinçaltım varsa tarih de bizim toplumların bilinçaltını temsil ediyor. Beynini oluşturuyor. Toplumların beynini, toplumların ruhunu oluşturuyor. Toplumun kişiliğini oluşturuyor. Onun için bir insan tarihini bilmiyorsa, okumuyorsa gelecek nesle de bir şey veremiyor. Bir ideali olmuyor. Aidiyet duygusunu oluşturuyor çünkü tarih. Bir aidiyet, bir kimlik. Onun için sen tarih seviyorsun. Yazdığın şeylerde de tarih kokusu var mı? Yani yazdığım şeylerde tarih kokusu hiç almadım ama varsa bilmiyorum. Evet. Bir şey paylaşacak mısın peki? Ya şöyle, yazdıklarımdan ziyade biz bu kitapta elimizden geldiğince ben ve diğer arkadaşlarım, ben onların adına konuşayım. İçimize attığımız, yutkunduğumuz, böyle içimizde çürümeyi bekleyen, artık dışarıya vurulmayı bekleyen cümleler olur ya, hani böyle dolarız ağlayacak veya birilerine anlatacak bir şey olmaz. İşte ben ve diğer arkadaşlarım oturuyoruz burada. Bunları elimizden geldiğince içimizden ivmelendirerek dışarıya vurmaya çalışıyoruz. Hani bunlar elimizden geldiğince bizlerin duyguları veya hayalleri, hayal kırıklıkları tamamen bizleri anlatıyor. Hani bizi öğrenmek, okumak, anlamak isteyen varsa bunları okuyunca bizi anlayacaktır zaten. Yazmanın böyle de bir güzelliğini tattın. İnşallah hayatın boyunca da bunu tadacaksın. Teşekkür ediyorum katılım için Burak. Diğer akışları alacağız. Derya'ya dönüyorum. Derya, bir şeyler paylaşmanızı istiyoruz. Fırsat bu fırsat diyorum. Kitabınızdan yani, kendi yazdığınız bir şeyi paylaşmanızı istiyoruz. Hani biz yazarken genellikle hani arkadaşlarımız okuyacağı için fazla kendimiz... Böyle bir şey beklemiyordum yani galiba. Yani beklemiyorduk. Evet, güzel. Şimdi yazmanın böyle bir güzelliği var ama paylaşırken, okurken daha da kıymetli oluyor, daha da tatlı oluyor. Ben buradan onu da hissediyorum sizin bu hem eserinizden, dördüncü kitabınız Ahmetcan. Evet. Dördüncü kitabı. Derya bizimle kısa bir şey paylaşsın bu bölümde. Derya'yla bitirelim, diğer iki arkadaşımızı alalım. Bir düşünsene dünyanın halini, düşseydi dillere Mecnun gibi. Göl dağ demedi aradı Leyla'yı, görmediği fani dünyada bir damla sevdayı. Dillere düştü sevdası deli diye, gönüllere düştü Leyla'ya aşık diye. Bir yudum suya hasretti dermansız derdi var diye. Ey gönüllerin şahı Rabbim, nasip eyleseydi bu aşkı, görseydi Mecnun Leyla'yı, severdi bu yalan dünyayı.
Yalnızlık aldı aklını döndü Allah'a. Yüce Yaradan'dan ötürü sevdi şu dünyada. Bir damla sevgi, bir yudum hasret, tek çaresiydi Leyla'sın diyorum. Yüreğine sağlık, senin galiba. Evet, benim şiirimde. Çok güzel. Evet değerli izleyenler, gençlerimiz bugün bizde yazdıkları eserleri de paylaşıyorlar. Gençler çok önemli diyoruz. Kısa bir reklam geleceğiz. Reklamlardan sonra yine iki yazar gencimizi stüdyoda konuk olarak ağırlayacağız. Reklamlardan sonra gençlerimizin bu başarılarını, yazarlık ve araştırma sorgulayan gençlik profilini sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Kısa bir reklam, reklamlardan sonra burada. Gençleri gerçekten anlıyor muyuz? Gençlerin gelecekle ilgili endişe ve umutları nelerdir? Gençlik dönemi insan ömründe nasıl bir öneme sahip? Gençlik enerjisi doğru şekilde nasıl yönlendirilmeli? Gençlik döneminde aile ile ilişkiler nasıl olmalı? Gençler ne tür tehlikeler altında? Gençlerimize güvenmek niçin cesaret istiyor? Günümüz gençleri en çok ne okuyor ve nelerle meşgul oluyor? Psikolojik danışman İdris Bile'nin hazırlayıp sunduğu Bilinçli Toplum'da bu hafta araştıran, sorgulayan ve yazarlık eğitimi alan gençleri sizlerle buluşturuyoruz. Bilinçli Toplum başlıyor. Değerli izleyenler, Bilinçli Toplum'da bu hafta araştıran, sorgulayan, kendini geliştiren ve yazarlık eğitimi alan gençleri Bilinçli Toplum farkıyla sizlerle buluşturuyoruz. Bugünkü programımızın özünde gençler ve gençlerin de özünde araştıran, sorgulayan, bir şeylerle meşgul olan gençlerimiz var dedik. Ve şimdi iki farklı gencimizi tekrar stüdyomuzda ağırlıyoruz. Önce hoş geldiniz diyelim. Ferit hoş geldin. Hoş bulduk. Evet Esra, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Esra'yı bir tanıyalım. Esra kimdir? Kaçıncı sınıftasın? Adım Esra, evet. Soyadım Ömer. 11 Fatih Lisesi öğrencisiyim. 11. sınıftayım. 11. sınıf. Yazarlık kursundaydım. Bu şekilde. Yazıyor musun? Evet yazıyorum. Yazar mısın, şair misin? İkisi de. Güzel. Başladın. Evet başladım. Nereden başladı bu yazmak, çizmek, şairlik? Ya aslında kendimi çok ifade edemiyordum. Bunu yazıya dökmek istedim. Genelde öyle mi olur? İçe kapalı insanlar daha çok yazarlar. Evet. Yazarak ifade ederler. Şimdi açtın ama. Evet açtım. Çünkü artık ifade ediyorsun. Evet. Değil mi hocam? Bak yakaladık hemen. Evet. Ferit sen ne dersin bu anlamda? Yazmak neyi geliştirir hayatımızda? Neden önemli yazmak? Ben şöyle başlamak istiyorum. Ben bu yazma isteğini Belirhan Gökçe'den esinlendim. O zaman şiirle. Değerli, şiirle. Sadece sadece şiir yazıyorum Belirhan Gökçe. Aslında kişinin kendisine şair demesi binekim Nazım Hikmet ve Necip Fazıl'a biraz şey oluyor. Yani biz daha o seviyeye gelmedik. Şu ama an, neden o seviyeye gelmeyelim ki? Yani neden Fatih Lisesi'nden o değerde bir öğrenciler çıkmasın? Ben sadece karanlık çöktüğü zaman şiirler yazıyorum. Çünkü hani bir laf var, suskunlukla konuşmak diye. Bazı insanlara suskunlukla cevaplar da vermek istiyorum. Karanlıkta insanlar her taraf sessiz oluyor. Bu nedenle daha çok yazıyorum. Benim de bir özelliğim bu. Öyle yani. Güzel, güzel. Şimdi senden Bedirhan Gökçe yorumu da almak isterim ben, evet, birazdan. Bedirhan Gökçe'yi ben yaklaşık bir 4-5 senedir dinliyorum. Her gece saat 11 ile 01 arasında hafta içleri programı var. Her gece kesintisiz dinliyorum. Çok sürekli güzel. Takip ediyorum. Yurt dışında gittik zaman da takip ediyorum internetten. Sürekli yani onun şiirleriyle uğraşıyorum. Şiirlerini okuyorum. Onun farklı seslendikleri yorumları da dinliyorum. Ben onunla doluyum yani. Çok harika bir şey değerli izleyenler. Gençlerin nelerle meşgul olduğunu anlatan Ferit aslında kendini göstererek, bize anlatarak, burada ifade ederek gençliğin aslında çok güzel şeylerle meşgul olan penceresini gösterdi bize. Evet diyoruz ya, biz sadece gözümüz etrafta gezen boş aylak serseri tipli gençleri gördüğümüz zaman eyvah gençlik ne halde, gençliğe acınacak bir durumda diye yorumlar yapıp ahlanıp vahlanıyoruz değil mi Ahmet'ciğim? Halbuki ama gece 11'de şiiri takip eden bir gencimiz var değil mi? Çok da örneği vardır, fazlası evet, da yok, vardır değil mi Ferit? Fazlası evet, da vardır. Şimdi tabii umut var, umutsuz çok olmamak diye aynen dediniz ya, biz gençlere güveneceğiz, başka kime güveneceğiz, başka kimimiz evet var ki? Yani bu gençlerimiz bizim elimizden tutacaklar yarın, o yüzden ve bunların iyi bir şekilde yetişmesini istiyorsak aslında bunun yolu da bizden geçiyor yine. Evet.
Ben bugün aynayı hep kendime koyuyorum. Orada suç bizde, kabahat bizde aslında. Şimdi tabii çocuklarımız yetişiyorlar. Yetişirken büyüklerinden gördükleri örnekler, numuneler onlara yön veriyor. Muhtemelen Ferid'in de bu şekilde bir penceresi açılmıştır bu şekilde. Şimdi okumakla ilgili bir de bir husus var. Onu da dile getirip sözü tekrar gençlere vereyim diyorum. Şimdi biz okumayı sadece kitap okumak olarak algılıyoruz. Aslında bir de hayatı okumak. Yani çok güzel bir benzetme var. Okuma yazma, okur yazar olmadığı halde okur olan, okur yazar olduğu halde cahil olan insanlarla dolu toplumlar var. Şimdi evet, tahsil önemlidir. Ama hayatı da okumak, hayatın manasını anlamak, bunu da tekrar kitaplardan öğreneceğiz belki ama bu okumanın başka bir ciheti, başka bir yönü. Eğer bunu da öğrencilerimize katmış olabilirsek, öğretmişsek, o zaman biz görevimizi yerine getirmiş olacağız. Çünkü okumak sadece sayfalardaki kelimeleri okumakla yeterli değil. Hayatı da okuyabilmek, geçmişi okumak, geleceğe bakmak, geleceği okumak, öngörmek, bunlar hepsi okumak fiilinden gelecek şeyler. Okuma fiilini çok geniş düşünmemiz gerekiyor bu bağlamda. Eğer bu şekilde ele alırsak inanıyorum ki geleceğimiz olan, geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz bize çok umut dolu ve mutlu yarınlar sunacaklar. Doğan Cüceloğlu kitabında bahsediyor. İşte bozuk para verememiş taksiciye, parayı bozdurmak için gidiyor taksici. Üstü kalsın falan diye Doğan Cüceloğlu şey yapıyor, üstü kalsın. Hayır diyor taksici, gidiyor parayı bozduruyor ve aralarında şu diyalog geçiyor. Yani niye de diyor, sonuçta kalabilirdi, üstü kalabilirdi. Taksici diyor ki, taksici şu cümleyi kullanıyor. Bu hayatta diyor, ben diyor en çok diyor eğitimli insanlardan korktum diyor. Dışarıda diyor okumamış belki cahil insanlar olabilir diyor. Onlar diyor sorun oluşturmuyor hayatta insanlara. Ama okuyan, belli bir yerlere gelen insanlara bakıyoruz. Hep onlar olay çıkaran, problem çıkaran, insanları tahrik eden. Buna benzer bir paylaşımda bulunuyor. Okumak hakikaten dediğin gibi iki yönlü. Tamam okuyoruz ama okuduğu halde cahil olan ve okuduğu halde bozuk fikirlerle, ne okuduğunu da bilmeyerek, yanlış yerlere, saplantılara da giden maalesef bir gençlik ve okuma kültürü de var. Tabii şimdi şuraya getireceğim. Okuyarak, yani sayfalardan okuyarak elde ettiğimiz şeye biz ilim diyoruz. Evet. Ama hayatı okuyarak elde ettiğimize de irfan diyoruz. Bakın ilim ve irfan birbirinden farklı şeyler. Ömer Seyfettin bir hatırasını anlatıyor. Diyor ki, biz öğretmenlik yaptığımız yıllarda işte Birinci Cihan Harbi sırasında Almanya bize un, şeker yardımı yapacak diye gazetelerde haberler çıkmış ve öğretmenler odasında oturup bunu değerlendiriyorlar. Herkes çok sevinçli bir şekilde işte Almanlar bize yardım ediyorlar deyince oradaki bir hademe, beyim diyor, siz bu habere inandınız mı diyor. Niye olmasın diyor. Eğer Almanya'nın diyor şekeri, yağı, unu olsaydı önce kendi vatandaşını doyururdu. İşte ilim ve irfan, onlar farklı şeyler. İrfanı elde etmenin tabii sadece tek yolu değil ama farklı okumalar yapabilmektir irfan. Yani o da bir yoldur, onu da söyleyelim. Tabii irfan farklı bir terbiye, bir farklı bir metot ama onu da görmek lazım. İşte gençlerimize hayata farklı bir bakış açısı verebilmiş isek o zaman biz eğitim amacımızı gerçekleştirmiş oluyoruz. Tekrar hemen gençlere döndük değerli izleyenler. Peki gençlerin bu enerjisini, bu dönem çok kıymetli. Gençliğin en verimli zamanını, bu enerjisini doğru şekilde kullanmak için ne yapmalıyız? Siz bizlerden neler bekliyorsunuz veya neler yapıyorsunuz? Önce isterseniz Esra ile başlayalım. Esra. Tabii en büyük şeyimiz çalışmak oldu. Yani hedefimizi belirlemek, okumak, kendimizi geliştirmek. Bu tür şeylerle yani başladık. Şimdi Esra, muhtemelen yazdığın bir şiir vardır. Birazdan alacağım. Evet. Hazır ol bu anlamda. Şiirini dinlemek istiyorum. Nelerle meşgul olursak daha faydalı bir toplum bireyi oluruz? Nelerle meşgul olmalıyız? Yani ben burada hiçbir etkiye maruz bırakmadan, program öncesinde seninle tanışmadık, görüşmedik. Evet. Tamamen saf ve arı düşüncelerinle bir genç neyle meşgul olmalı ki hayatının devamında topluma faydalı, iyi bir birey olsun? Bence en önemli uğraşmak istediği şey kitap olmalı. Kendini geliştirmeli. Yani bu konuda kendini kitaba adayabilir. Devamında kitap
sonuçta yeterli olmaya da biliyor. Evet. Başka ne yapsın? Ya kendini geliştirmeli, araştırmalı. En önemli şey merak olmalı. Yani merak etmeli. Merak çok önemli. Evet. Merakın altından tutarsak, merakla evet. başlıyor zaten. Evet. Genç meraklıdır evet. her şeye. Heyecanlı i̇şte bu, olmalı aynen, bu konuda. Aynen. Bak bir meslek anlamında da yönlendirmelerin en temelinde de merak vardır. Merak ettiği anda o mesleğe yöneliyor genç. Evet. Ama merak etmiyor. Şu an sıfır ümide sahip bir gençlik bizi bekliyor. Tabii ki siz bunları aşmak için uğraşan gençsiniz. Evet. Ferit bu anlamda çok önemli bir şey söyleyecek bize. Sıfır ümide sahip gençlerin özünde de dağınık, savruk erkekler var. Evet. Bakımlı kızlar var toplum aynasında şu anda. Gençliğin aynasını ben size şey yapıyorum. Aşırı bir şekilde makyajlarıyla süslenen, böyle kendilerini cilalayan, pastalayan, böyle ciddi anlamda bakımlı kızlar, nihilist erkekler var. Günümüz gençliğinin ifade ediliş cümlesi bana göre bu. Bakımlı kızlar, nihilist erkekler. Nihilizm, her şeyi hiçliğe indirgeyen, anlamsızlığa indirgeyen, hiçbir davası yok. Ahlak, değer, kural, hiçbir şey tanımıyor. Din, inanç, hiçbir değer tanımıyor. Savruk bir gençlik. Bir dakikası sonrasının önemi yok. Bu anlamda Ferit, hem senin şiirinle de bağlayalım. Sen bana gençliği bu anlamda nasıl özetlersin? Yani bana göre bu yani doğuştan gelen bir şey değil zaten. Yani zamanla oluyor, çevreyle oluyor. Eğer yanındaki arkadaşın öyle davranıyorsa otomatikman zaten gençlerde özenme duygusu var. Bu biriktikçe zaten hiççiliğe yani nihilizme kayıyor. Bu Türkiye'nin bir gerçeği zaten. Sürekli bu düşünceye kayma. Bu şiirimde de zaten ben bunu dile getirmiştim. İsterseniz okuyayım. Kesinlikle. Hemen bağlayalım. Evet değerli izleyenler, Ferit'ten hay hay hayatı dinleyeceğiz Ferit'ten. Herkes masumdur hayatta. Dostunun dedikleri doğrudur. Dosttur çünkü, candır. Kimseye anlatamadıklarını ona anlatırsın. Ağlayınca ağlamış mıdır? Sen düşünce yarası kanamış mıdır? Şükredip Allah'a yalvarmış mıdır? Bilemezsin. Eğer bilsen, gerçek dostun değildir o senin. Kimseden beklemediğin şeyleri, yalanı, masum görünüp kuyunu kazmayı, dostundan gördüğün an başlarsın işte hayata. İnsanın en iyi dostu kendisidir. Aynen öyle abiciğim, aynen öyle. Bir insan kalemiyle yazıyorsa sadece kendisiyle dertleşiyor demektir. O halde yazıyorum dostum, dostumdan da öte kendim. İyi dinle şimdi beni. Başlık için özür dilerim. Ben de ilk başta öyle zannettim çünkü. Hayat masum değil ki, insan nasıl masum olsun? Aslında herkes masum olmak ister. Ama sadece ister işte. Masumiyetsiz bir hayatın masumuyduk hepimiz. Ta ki dost görünüp masumiyetsizliği öğreten o insanlar olmasın. Çok güzel. Peki Ferit, hepimiz çok masum doğduk, çok temiz doğduk. O ilk doğduğumuz andaki o bebekliğimizde, hepimizin o bebekliğinde, her birimiz için geçerli olan şey, el üstünde tutulduk. Ne oldu da kirlendik? Bize ne oldu? Gençliğe, topluma, insanlara. Sonra neden sevilmez oldu? Bir genç anne babası tarafından reddedilme seviyesine nasıl geldi? Tertemizdik, çok masumduk. Masumiyet çok güzel bir şey. Ne oldu bu topluma, insanlara gençlere? Ya o masumiyet nerede kaybolur? Bence özümüzü kaybettik. Özümüzde ne olmalıydı? Bence yani geçmişimizdeki atalarımızın değerinden bugünümüze çok fark var. Onların davrandığı gibi davranamıyoruz. Değer kaybı yani. Değer kaybı. Değer kaybı. Evet. Evet, şiirin için de teşekkür ediyoruz. Çok güzel. Teşekkür ederim. Tabii Ahmetcan bilirsin, yazar her zaman farklı duygularla yazar ve çoğu yazar, özellikle şair anlamındaki yazar, şiirlerini seslendiremezmiş ya da okuyamazmış. Sen bunun tam aksini yaşayacaksın, yaşatacaksın. Ben ona inanıyorum. Hem yazan hem okuyan. Çünkü yazmak da yetmiyor. İfade edeceksin, vereceksin, seslendireceksin. Radyo ve TV programlarıyla kendini aşacak daha güzel bir yerde inşallah. Bir bakacağız belki 15 yıl sonra seninle bir programda, Allah ömür versin inşallah. Neden olmaz? Şiir programı yapıyoruz belki de. Neden İnşallah, olmaz? İnşallah. Evet. Tabii şimdi Ferit'in söylediklerinden sözü alarak bazı hususları dile getirmek istiyorum. Şimdi toplumumuzda bir sancı yaşandı kesin, muhakkak. Toplumsal bir bunalım aşamasındayız. Çok dedim, daha önce söylediğim gibi hızlı bir değişim. Çok hızlı yaşıyoruz hayatı. Sürat çağındayız. Sürat çağında olduğumuz için bazı olumsuzlukları da beraberinde yaşıyoruz. Ve bunun da farkındayız, yaşadığımız olumsuzlukların. Mesela yapılan
sistemdeki değişiklikler veya alınan tedbirlere baktığımız zaman bunları görmemiz mümkün. Hani arkadaşımız daha önceki oturumda Derya arkadaşımız söyledi. Yani bir sistem çok değişiyor dedi. Aslında sistemin çok değişmesinin sebebi bu sürat çağında bu eksikleri gidermenin bir yolunun arayışı. Ama bir türlü o arayışı nihayete erdiremedik biz. Mesela değerler eğitimi diye bir eğitim başlattık. Burada tabii ben bir eleştiride bulmak istiyorum. Değerler eğitimi bir tema belirleyip o temada iki seminer vermek iki seminerle olmuyor bu iş. Evet. Yani değerleri yaşayarak, adalet duygusu çok önemli bir şeydir. Toplumumuzda bence en çok zedelenen husus odur. Yani adaleti kendi evimizde dahi tesis edemiyorsak, bunu toplumda tesis etmemiz mümkün değil. Şimdi o zaman adaletle ilgili birkaç seminer veya birkaç konferans düzenlemek bu değerlerin öğrenilmesi anlamına gelmiyor. Eğitim cidden zor. Meyvesi en geç alınan süreç. Yani bir elmayı veya bir herhangi bir meyveyi bir mevsimde elde edersiniz ama eğitim öyle değil. Eğitimin mevsimi bir ömür. O yüzden bizim toplumumuzda bugün yaşadığımız sıkıntıların temelinde Ferit'in de söyledi de özümüzü kaybetmiş olmamız. Özümüzle ilgili değerlere gerçek manada sahip olmayışımız. Bunun yolu da başta ailede geçiyor, anne babada geçiyor. Her fert yarın bu gençlerimiz de birer anne baba rolü oynayacaklar. Anne baba olarak bu değerlere öncelikle sahip çıkmamız gerekiyor. Sonra eğitim sistemi içindeki kurumlarımızın bu değerlere sahip çıkmaları gerekiyor. Ki bu teknolojik bilişim çağında gerçekten insanoğlu şu anda çok yalnız. Neden? Elinde bakın bir evde birkaç televizyon olabiliyor, laptop olabiliyor, bilgisayar var. Onların fonksiyonlarını icra eden cep telefonları var. Ama iletişim yok. Bu kadar çok iletişim aletinin olduğu bir evde iletişim yok. İşte bu büyük bir problem. Ve yalnızlaşıyor. Yani insan gittikçe postmodernizmin getirmiş olduğu bir sonuç bu da. Yalnızlaşıyor, bireyselleşiyor. Bu ferdi bir özgürlük gibi algılansa da insan fıtratı toplu yaşamaya ayarlandığı için tek başına yaşamaya başladığı zaman psikolojik sıkıntılar yaşıyor. Ve bugünkü psikolojik problemlerimizin sebebi de bu tek başına yaşıyor olmamız. Bir evin içinde veya bir toplumun bir hudut dairesinin içinde tek yaşıyoruz. Yabancılaşmış. Tabii yabancılaşmışız. Yemekte bir arada değiliz. Sofrada bir arada değil. İşte bir sohbet muhabbet ortamı yok. Ve en kötüsü bu sonuçların en kötüsü çocuğunun ne yaşadığından habersiz anne babalar. Maalesef. Çünkü yani, birliktelikler azalıyor. Düşünebiliyor musunuz? Geçen gün bir yerde dinledim. Şeyde bir araştırma yapılmış. Sofrada beraber oturulup yemek yenilince aile bireyler üzerinde şöyle şöyle etkileri var. Tamam bu bir bilimsel veridir. Doğrudur ama şimdi biz artık daha önceki değerlerimizi kabul ettirebilmek için bilimsel verilerden faydalanma yoluna gidiyoruz ki bak bunu yapalım diye. Halbuki daha önce bizim çekirdek aileden önceki dönemde biz bu sofra düzeninde yaşayarak yaşıyorduk onu. Ama şimdi yaşayamadığımız şeyi acaba nasıl yaşarız diye mesela namaz kılmıyor. Diyor ki namaz kılmak işte eklemlere iyi geliyor. Her şeyi bilimsel bir temele indiriyoruz. Ki bu da yani belki bir çıkış yolu aramasıdır bu davranış ama bu doğru bir sonuç çıkarmıyor bize. Yaşamamız lazım. Namaz mı kılmamız gerekiyor? Namazı kılıp faydasını görmemiz gerekiyor. Beraber aile içinde sofrada oturup yemek mi yememiz gerekiyor? Ya bunu demekle olmuyor. Hani az önce dedik ya biz gençlere güveniyoruz demekle gençlere güvenilmiyor. Evet. Yani eğitimin evet. Bir en önemli ayağı olan o eğitim değer kısmı ihmal edildiği için evde ve ailede de bu bir üst perdede yalnızlaşma ve yabancılaşmayla çocuklar ve gençlerin neye emanet? İşte televizyon, internet, medya ve akıllı telefonlara emanet edilmesiyle bir bakıyoruz. Gençliğin işte o nihilizm dediğimiz kendi başına yabancılaşmış, tek başına kalmış bir savruk, dağınık bir gençlik haliyle. Evet maalesef. Ama biz de bir çözüm olsun diye. Şimdi çocuklarımıza dedik ki siz yazarlık okulu faaliyetleri çalışın. Haftada bir kitap bitireceksiniz ki gerçekten çok istikrarlı şekilde kitap okuyan öğrencilerimiz oldu.
her okudukları kitap onların beyinlerinde, fikir dünyalarında bir iz bıraktı. İşte bunu düşününce aslında bu faaliyetlerin daha çok yaygınlaşması, mesela şimdi geçenlerde bir şey söylenildi, bir değişiklik de yapılmak isteniyor. Üniversiteye alım yapılacak, bunun için sınav sistemi değiştirilecek. Amerikan sistemi deniyor. Aslında ben buna karşıyım. Niye biz Amerikan sistemi alalım ki? Türk sistemi alalım. Kendimize uygun bir sistem oluşturalım. Ama orada dile getirilen sosyal faaliyetler de bundan sonra üniversiteye girişte etkili olacak yönü çok önemli. Ve kendimize uygun bir eğitim sistemi oluşturmamız gerekiyor. Amircim, gençlerimize de bu yolda başarılar bu diliyorum. Bu anlamdaki çalışmanızı ve özellikle gençleri yönlendirdiğiniz bu kitap, yazarlık eğitimi çalışmanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Şu anlamda da bu çocukların kendilerini ifade etmelerini ve enerjilerini kullanmalarına bir vesile oluyor. İnşallah. İşte yapılması gereken seminer vermek, program yapmak yerine çocuğun enerjisini ifade etmesini sağlamak. Şimdi seminerler mutlaka faydalı oluyor da ama seminerlerde pasif oluyor. Değer eğitimi öyle olmuyor dediğiniz i̇şte gibi. Pasif oluyor. Yani. Dinleyici pasif oluyor. Evet. Bunun yerine aktif olarak katılabilecekleri bir faaliyet yapmak hocam, gerekiyor. Hocam programımızın son dakikalarındayız. Teşekkür Tabii. ediyorum. Esra'nın kısa bir şiiri vardı. Onunla bağlayalım programımızı. Öyle bitirelim. Esra sen şiirini hazırlarken hocam. İdris Bey ben de çok teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı imkanı verdiğiniz için evet. Fatih Lisesi olarak öğrencilerim adına yazarlık okulu öğrencilerimiz adına da burada olmayan öğrencilerimiz adına da teşekkür ediyorum. Önümüzdeki haftalarda sınavlara girecek olan arkadaşlarımıza da şimdiden başarılar diliyorum. Hayatları, yolları açık olsun, bahtları açık olsun. Evet, bunlar hayatta güzel örnekler değiliz diyenler programımıza Esra Kızmış şiiriyle veda ediyoruz. Eğitimde güzel örnekler, gençlerimizin güzel çalışmalarını, yazarlıklarını, eğitimlerini, araştırmalarını sorgulayan, araştıran, okuyan, yazan bir gençliği bugün sizlerle buluşturduk. Esra Kızmış'ın şiiriyle veda edelim. Şiirimin adı Gizlenmiş Hayallerim. Gözlerimde sen, hayallerimde sen. Yalnızlığımı seninle yaşıyorum ama hayallerimde, duygularımda, haykırışlarımda. Sensizlik o kadar zor ki hep seni düşündüğümde gözlerimde yaşlar sel olup bakıyor toprağın üzerine. Keşke, keşke bulut olsaydım da gözyaşlarımla seni sulayabilseydim. O zaman düşünürdüm gözyaşlarım boşa gitmemiş diye. Sen ve boşa gitmiş ümitlerim, neredeler ümitlerim ve gizlenmiş hayallerim? Belki saklanmışlardır, belki de gizemli bir hayalin içine girmişlerdir. Ben yine muhtacım, muhtacım sana. Ben de yüreğine sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Bu çalışmalarınızın devamına muhakkak geleceğini ben biliyorum. Evet, değerli izleyenler, haftaya Bilinçli Toplum Farkıyla yine farklı konu ve konuklarımızla ekranlarda olmaya devam edeceğiz. Hepinizi şimdiden bu gençler adına daha bilinçli, daha farklı bakan bireyler olmanızı isteyerek bugünkü programımıza da veda ediyoruz.